Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir 911 operatör bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ankara'nın güvenliğini sağlamaya çalıştığımız bu seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. 57 bin dolar paramız var dostlar, kameramdan dolayı göremiyorsunuz biliyorum ve yaklaşık olarak 19 tane acil yardım ekibini şu anda bünyemizde barındırıyoruz. YouTube'dan izleyenler videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Kanala abone olursanız da süper olur efendim bilginize. Şimdiden hepinize teşekkürler. 4 tane itfaiye ekibimiz var. Biz ambulansların sayısını bayağı arttırmışız. 5 tane mi ambulansımız var? Aynen 5 ambulans, 1 ambulans helikopterimiz var. Bununla beraber bayağı bayağı bir polis arabası almışız. Şimdi zorluk derecesi zorda oynuyoruz ya, zırt pırt zırt pırt aksiyon çıkıyor. O yüzden fazla fazla polis aracımızın bulunması önemli. Ankara'da görev yaptığımızın 13. günü bu arada. Her bölüm 3 günden oluşuyor aşağı yukarı. Bakalım efendim bugün başımıza neler gelecek? Nelerle karşılaşacağız? Mermi yarası. Ambulansımız var kenarda, gidebilir mermi yarasına. Bu arada belli günlerde oyunda büyük aktiviteler oluyordu. Çöp yangını. Gidebilirsin. Belli günlerde oyunda büyük aktiviteler oluyordu. Paramı şuradan görebilirsiniz bu arada. Bu büyük aktiviteler şey olabiliyor, böyle birisi saldırı düzenleyebiliyor, doğal afet olabiliyor. Hele hele bir doğal afet görevi var. Aman ya Rabbim, hiçbir türlü başa çıkamıyorsun. Peki bebeğim, öyle yapalım. O zaman bu bölüm hedefimiz polis helikopteri almak olsun. Ve sevgili Quark, Prime'ın avantajıyla 5. ayın da teşekkür ederim Quark, sağ olasın. 5. ayın kutlu olsun, çok teşekkürler. 911, what's your emergency? Hello, my... Midem ağrıyor. Peki. Adres? Tamam. Başka bir ağrın var mı? Kustun. Alkol aldın mı? Tamam, dün gece alkol aldım. Acil bir durum değil. Tamam, ağrın artarsa acil servise git dedik. Bunu yok sayabiliriz. Sarhoş sürücü tarafından kaza. Hemen şuraya doğru bir yürüyün bakalım. Doğukan, özelden yazılanlara aldırış etme ya. Hiç yokmuş gibi davran. Güzel. Sarhoş sürücünün yaptığı kazada yaralıyı kurtardık. Dayak olayı. Hemen oraya iki tane araba gönderelim. İki polis arabasının ardından ambulans gitsin. 4 kişilik bir haydut grubu var ama destek çok hızlı gelecek. Yani burada bir çatışma durumu olsa bile sıkıntı yaşar mıyız? Zannetmiyorum. Isırma. Köpek birini ısırdı. Ne yapayım? Köpeğe şatkanlı personel göndereyim mi? Elleri sopalı bu arada, saldırmayı deneyebilirler ama iki araba birden geldi ve polis memurlarımız M4'lü, büyük ihtimalle saldırmazlar. Uyuşturucu kullanımı. Yürü bakalım şuraya. Gene bu teyze. Allah'ım, gene bu teyze. Nerede? Parktalar. Adres? Ovye, evet. Kaç kişiler? Orada grupça duruyorlar. 6 ya da 7 kişi. Milleti itiyorlar falan filan. Yaralı var mı? Yaşlı bir adamı ittiler ve düştü. Yardım bekle. Rica ederim, ne demek? Ayak sakatlamasına gönderelim hemen. Sevgili fark etmez 11. ayında. Selamünaleyküm babuş, nasılsın demiş. Aleykümselam. Hani lan 6 ya da 7 kişilerdi bunlar? Polis minibüsünü boşa hareketlendirmeyelim o zaman. Yani inşaat kazasına doğru ilerle. Ambulansın birini üste taşıyalım. Sen niye burada ambulans ekiplerini tek bıraktın? Diğer adamlar uyuşturucunun etkisi altında. Ama herhalde kelepçelenmiş vaziyetteler. Ondan dolayı sıkıntı çıkmıyor. Aa. Ha, ifadeleri alınıyor. Dedim bir sıkıntı var herhalde. Bölgede elektrik yok. Memur beyler bir baksın oraya.
Hani kelepçelediler, ifade alıyorlar galiba. Yoksa orada sağlık personellerini falan mahvederlerdi ya. Bıçaklanma olayı yürü. Herhalde ben kazara tıklayıp hareket ettirince şey oldu böyle. Oradaki adamlar görev yerinden uzaklaştı dedi. Nasıl olsa bunlar kelepçeli. Güzel. Bütün olayları çözüyoruz bu arada. Elektrik olmayan bölge için tamam, sorun çözülecek 7 saniye içerisinde. İtfaiye gerekir muhtemelen oraya. İtfaiye götürelim. Yani mermi yarasına da bir adam gitsin. Tam bölgede elektrik yoksa bunu polis memurları çözemez. İtfaiye gitsin oraya doğru. Yangın. Tamam. Ambulans şuraya. Garip bir araba. Nerede? Kaldırımda. Adres. Tamam. Yasak alan mı? Tamam, park edilmez yazan yere şey yapmış. Geldim. Şu arkada bir de çocuk doğurma durumu varmış. Umarım arkadaki çocuk doğurmaya gidiyordur helikopter. Sevgili Doğukan, İbrahim'e ve Dark School'a abonelik hediye ediyor. Çok teşekkür ederim Doğukan, sağ olasın. Arkadaşlar bir saniyenizi rica edeceğim bu arada. Hemen aldım şuraya. Oy. Tamam. Ekrana hemen geri verebilirim. Buradayız. Umarım dediğim gibi çocuk doğurmaya gidiyordur. Doğukan kesene bereket bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi şurada park yok yazan yere park etmiş adam. Oraya doğru adamı gönderdik. Burada elektriklerin olmama durumu için şey yapacağız. Çocuk doğurma değil. Heh. Yasa dışı parka gideceğiz. Bilincini kaybetmiş biri var. Hemen oraya bir ambulans gönderelim. Ambulans ekiplerini biraz yayalım mı? Araç çarpışması. Seni gönderelim. Şu yukarı taraflarda hiç olay olmadı. Çocuk doğurmaya bakan var mı? Abi yanında kadın çocuk doğururken biz orada kaldırımdan araba mı çekiyorduk? Ağır yaralı bir de. Az daha ölüyordu. Az daha ölüyordu. Ama iç içe spawn etmiş. Ben ne yapayım ki? Hasar görmüş köprü. Tamir ederiz. Ambulans motorunu ben de düşündüm de çok fazla ambulans aracım var zaten ya. 5 tane. Araç hırsızlığı. Gidin paketleyin şunu. Hatta bir yandan da motor çıksın yoluna. Artık nereden gidiyorsa şu yoldan gidecek muhtemelen. Aa yok, bizim polislerin kucağına gidiyor. Çok iyi. Ayak sakatlanması göndeririz. Ya ambulansın falan çok üst üste gelmese direkt hallediyordum. 911, what's your emergency? Tamam, komşular gürültü yapıyor. Adres. Tamam. Neler oluyor? Kavga etmelerinden şey yapıyorlar. Silahları var mı? Did you hear something that might indicate that they might be armed in any way? Silah çekme tehdidinde bulundu. I'm sending the emergency services, okay? Just stay at your apartment and stay calm. Thank you. I'll be waiting at my place. Oraya gidin ve kontrol edin var. Silahlı insanların üzerine sivil mi yollayacağız? Bina yanıyor. Hemen bina yangınına müdahale edelim. Silahlı adamların üzerine sivil mi yollayacağız abi? Ambulans da yollayalım. Belki birini vurmuşlarsa. Çocuk doğurma. Yürü. Şu ambulansı da buraya doğru taşıyalım. Evet bak, biri birini vurmuş. Biri birini vurmuş. Silahla yaralanan mağdur. Arayan kadın, silah çeken agresif adam. Tamam. Tamam, geldik geldik. Ambulans var her yerde. Ambulans var her yerde. Endişeye gerek yok. Çöp yangını. Abi çöp yangınına çok uzağız ya. Abo. Efendim sevgili Doğukan, Ali'ye de abonelik hediye ediyor. Teşekkür ederim Doğukan, sağ olasın. Ve kimyasal tehlike. Öh, ebesinin nikahı.
Hadi kimyasal tehlikeye sen git, öteki de çöp yangınına gidecek artık. Biz gelene kadar çöp yangını biter bu arada. Muhtemelen biter abi. Burada bir reputation eksisi yedik. Yangınla ilgili bir şey yapabilirim tabii ki. Adres ne? Lütfen aşağıda bir yerde olmasın. Hay ebeni dürteyim. Could you be more specific, ma'am? Is the room in a house or an apartment? The fire is in an apartment building. Apartman yanıyor. İçeride misin? No, I'm on the street. Sokaktasın. Do you know what caused yangına ne sebep oldu? I have no idea. Abi doğalgaz falan vardır ya. Etrafa saçılıyor mu? I don't think so. Okay, I'm sending the fire department right now. Good. Bye. Ya şeyden dolayı sordum. İçerideysen hani doğalgazı kapat, gaz kaçağı mı var, patlayabilir, kaç falan filan diyeceğim de şu kimyasal tehlikeye hiçbir şey yapamam. Ev yangınına gidelim yani kimyasal tehlikeden ziyade. Bu ekip de çöp yangınını söndürüp kimyasal tehlikeye doğru gider. Hani itfaiye ekiplerini dağıttım. Aynı bölgede aynı anda 3 defa yangın etkinliği çıkması, itfaiye gereken etkinlik çıkması gerçekten çok şeydi yani. Şahane bir şanstı, anladın mı? Araç yolu engelliyor. Mentalimi zorluyor galiba ya. Mentalimi zorluyor. Saatler oldu bu arada bu çöp yangını geneli. Kesin o verimlilik ve itibar düşecek ya. Çöp yangınını söndürüp buradan kimyasal tehlikeye koşacak. Ama hani gelen telefonun da oturma odasının yanması da burada yani bu dibimize gelmesi hakikaten çok iyiydi ya. Yangını söndürecek oradan ısırma. Köpek birini ısırmış. Yürü iki araba. En son ambulans dipte zaten. Ambulansı sonra indireceğiz. Getir abi şuradaki kimyasal tehlikeyi de çöz. Polis arabalarını yolladım oraya. Çok gerçekten şey yani. Tamam arabalar yakın. Arabalar yakın. Hani köpeğin sahibi bizim sağlık personelini de ısırtmaya çalışabilir diye şey yaptım. Ama polis arabaları yakın yani. Üç bir yandan girecekler. Aracın yolu engelleme görevine de girdik. Şükür. Yaralı hasta kurtarılıyor. Şüpheli gözaltına alındı. Şükür hiçbir şeyden yana eksi yememişiz. Yangınla alakalı aramada operatör yanlış yaptı dedikleri bir şey var mı? Yok galiba. Bıçaklanma vakası, inşaat kazası falan her şey çözüldü. Alkol alan adamın karnının ağrısında görmezden geldik. 10 numara. 95 bin dolar param var, paramı harcamayacağım. En azından 200 bin dolarlık polis helikopteri alabileyim bu bölüm. Bu bölüm hedefimiz 200 bin dolarlık polis helikopteri olsun efendim. Yapılabilecek başka bir şey var mı bilmiyorum. Aslında bir itfaiye aracı daha alabilirim ama... Bilmiyorum ya. Polis helikopterine kasacağız dedik. Polis helikopterine kasalım madem. İki sokak arayla 3 tane yangın. Evet gerçekten çok şey geldi böyle hani. Sürekli üst üste niye böyle bir şey denk geldi anlamadım. Bu arada ben buraya bastığımda ne oluyor? Ha, siz kendi ekranımı görmeye devam ediyorsunuz. Ben burayı görebiliyorum. Okey. Hop. Bir gün daha ilerleyelim bakalım. Şimdi kıymetli dostlar, tamam yani itfaiye personelinin dağılımında bir sıkıntı yok. Aslına bakarsanız hiçbir personelin dağılımında bir sıkıntı yok. Tamamen şansa kadere aynı bölgede ard arda 3 tane geldiği için öyle bir sıkıntı yaşadık. Kimyasal maddeler ateş aldı. Allah Allah. Şunu azıcık daha aşağı yakına bir yere çekelim mi ya? Çok garip ya. Sürekli şey. Ney? Kesinlikle çatışma çıkacak bu arada. Ambulanslar da hazırda. Uf 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 şatkanlarla. Ateş edecekleri o kadar belliydi ki. Vurabiliyor musunuz peki? Aslanlarım benim. Oğlum bizim iki tane polis memuru 4 tane silahlı adamı paketledi ya. Zehirlenmeye ambulans helikopterini yollayalım. Aslanlarım. Ulan iki tane polis memuru. İki. Girdi 4 tane şatkanlı adama pıt 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 indirdi. Garip bir araba nerede? Yasak alanda. Adres? Peki yasak alan mı?
Yes, there's a sign here saying tamam, no park yok diyen bir işaret var. Okey. I'll have an offer. Geliyoruz. Thank you. Bye. Efendim sevgili Doğukan'dan 5 kişi abonelik hediyesi var. Doğukan çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Bu arada aklında bulunsun. Çok çok teşekkür ederim desteğin için dediğim gibi. Aklında bulunsun. Abonelik hediyelerinden ve aboneliklerden çok kesinti yapılıyor. Desteklemek için biti tercih edebilirsin. Çok teşekkür ederim şimdiden. Alp abim hoş geldin. Kesene bol bereket bu arada. Çok teşekkürler. Bak size karşı çok dürüst olacağım. Abonelik 10 lira mı? 8 lira mı ne? İşte Prime'sa 8, normalse 10. Onun ikisi bana geliyor, bir de onun vergisini ödüyorum üstüne. Öyle söyleyeyim yani. Kesinti çok fazla. Sara nöbeti. Yürü şuraya. Tabii ki çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın, sağ olasın Doğukan. Çok teşekkür ederim. Hayır yani... yanlış anlama lütfen, sadece... Durumu bilin isterim. Bütün yayıncılar da aynı. Diğer insanlar da söylüyordur. Abonelik muhabbetinde gerçekten çok yüksek kesinti olduğunu. Araç hırsızlığı. Motorla tut. Motorla tut, arabayla önünü kes. Hani motor yetişemezse, araba yetişemezse motor yetişir. Adamı paketlemeye lazım olur diye. Ankara burası, evet. %100 verimlilikte hareket ediyoruz. Bütün olayları çözdük sıkıntısız bir şekilde. İtfaiye personelimiz her yere yetişebilecek güçte derken yasa dışı araba parkı. Peki. Polis aracını da şuraya bir gönderelim. İçeride bak bir kişi var böyle, birini esir olarak tutuyorlar. Doğukan Borome'de abonelik hediye ediyor bu arada. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Doğukan. Oh. Telefon. Adres. Lan adres. Mevlana Bulvarı, tamam. Helikopter kaldıracağım oraya. Ne yapıyordu? Yürürken aniden düştü. Ne yapıyor şu an? Ayakta mı, oturuyor mu, uzanıyor mu? Oturuyor. Uzansın. Alfa'yı da o Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Alfa'yı da, çok teşekkürler. Sonra ambulansı bekle. Uzansın. Uzansın abi. Sırtı beli ağrımasın yani. Ne diyeyim? Şüpheli şahıs. Motorla tut. Dobloyla paketle. Oh. Nefes alamıyor. Ne yapmalıyım? Uzansın. Nefes alabilecek mi? Yok ama olsun. Bizim sağlık personeli kurtarır onu. Sağlık personellerimiz expert de, silahlı saldırı. Yok artık ya. İtfaiye niye buraya geliyor? Şu silahlı saldırıya bir yardım. Mutlaka sıçacaklar, ambulans. Düşme. Gel buraya. Şu ambulansı kullanalım. Bunu aşağı sürelim. Ha, silahlı saldırıda tek kişi. Ambulans gerekmez o zaman. Olay ne? Uyuşturucu kullanımı. İki polis memuru buraya, şey buraya. Efendim sevgili Doğukan'dan 7 kişiye daha abonelik hediyesi var. Kesene bereket Doğukan. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar abonelik hediyelerini alanlara da hayırlı olsun. İyi günlerde kullanınız efendim. Bütün yayın tekrarına anında erişebilir. Reklamsız seyir deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. Nerede çalındı araban? Caddenin ortasında, kırmızı ışıkta. Adres? Kuleli sokakta. Plaka? Öyle bir plaka yok. Arabanın rengi mor. Arabacın türü. Kamyonet. Kaç kişiydi? We're notifying the officers in the area now. They'll see if they can find your car. Eyvallah. Adam yolladım oraya. İtfaiyeyi şu yüzden yolluyorum. Dronları var. Dronlar rahat hareket ederler. Güzel.
Oyun parasına değiyor mu? Vallahi komşum sen bilirsin. Merhabalar Mey, hoş geldin. Vallahi sen bilirsin, çok tekrar ediyor. Çok çok sık tekrar ediyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bunun dışında herhangi bir problem yok. Bu ne? Köprüde kaza. Araba kazası galiba. Her yerden adam göndermek lazım. Adamın kaybolan arabasını dronlarla arıyoruz. İtfaiye ekibini bu yüzden çağırdım. Dronlarla arayıp vursunlar. Adamlar paketlerle nasıl olsa. Yolu engelleyen araca doğru bir gidelim. Aynen, kaza yapılmış. Polis geldi. Ambulans geldi. Adamı kurtardık. İtfaiye de sıkıntıyı çözecek birazdan. Gayet güzel. Çalışma verimliliğimiz falan baya baya iyi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Direkt hastanenin önünde gerçekleşmiş olay. Kaçırma vakası. Şunu tutar mısın? Motorlu da yardıma gelsin. Ambulans da olay yerine gelsin. Güzel. Çalınan arabayı bulduk. İtfaiye burada beklesin. İtfaiyenin drone'undan faydalandık. Araç hırsızlığı. Şunu tut. Sen paketle. 911, what's your emergency? Hello. I hear loud noises from the neighboring flat. Can you send somebody to check it? Adresi ne komşunun? Doğukancığım, kesene bereket. Sağ olasın. I'm in unit 6. Tamam. Neler oluyor orada? The TV is very loud. Televizyon sesi çok yüksek. Kim yaşıyor orada? Some old man. He looks like he's 60. Yaşlı bir adam, 60 ya da 70 yaşında. Onu tanımıyorum, birbirimizle konuşmuyoruz. Adam ölmüş. Yalnız mı yaşıyor? Yalnız sanırım. Tamam, adam ölmüş. Do you know if anybody visits his apartment? I've never seen anyone who comes to visit. Ziyarete gelen hiç kimse yok. I'll send the police to check on it. Thank you. I'll be waiting at my place. Aynen, kontrol etmesi için polisi ve ambulansı yollayayım. Adam öldü muhtemelen. Ölmüş olabilir, kalp krizi geçirmiş olabilir. Hani evde yalnız başına yaşadığı için. Sokak işçilerine bizimkiler ceza keser ya. Yangın alarmı çalışmış. Muhtemelen orada, evet, adam ölü abi, yaşlı adam ölü. Zehirlenmeye inip gidebilirsin. Hani televizyonun sesi açık kaldığına göre. Bu eventleri bildiğim için şaşırmıyorum artık. Mağaza soygununa koş. İyi misin? Tamam, yaran yok, iyisin. Ne zaman oldu soygun? Birkaç dakika önce. Saldıranlar yoldan kaçtı. Adres. Silahları var mı? Tamam, sopa ve bıçakları var. Polis geliyor. Yaralı değilim dedi. Bilinçsiz yatan bir vatandaş rapor edilmiş. Bu elemana saldıranları bulmak için itfaiyenin drone'undan da faydalanalım. Motorlu birim de gelsin oraya. Sarhoş sürücü. Yapıştır. Yolunu kesebilirsin aslında ya da kesemezsin. Bak, drone geldiğinde bu iş hızlıca çözülmeye başlar. Çünkü itfaiyenin drone'unu da kullanıyoruz. Drone'u var, termal görüntüleyicisi var, her şeyi var adamların ya. Burada ne vardı? Mağaza soygunu vardı galiba. Çözdük. Kimseye ateş edilmedi, kimse ölmedi. Para harcanmadı, ceza yenmedi. Güzel, yani genel anlamda beni şaşırtan güzel bir gündü. Evet evet ya, yaşlı insanlar olunca ister istemez insan endişelenebiliyor. Hırsızlık vakası tespit edildi. İtfaiyenin gelmesine gerek var mı bilmiyorum da.
Silahlı ve sopalı kadınlar. Muhtemelen 4 tane... Haydi. Gerçekten elinde M4 tutan 4 tane polis memuru varken şey yapma cesaretinde bulundunuz mu ya? Silah çekme cesaretinde. Bu arada hiçbir etkinlikten eksi yemedik. Çok güzel. En yüksek reputation gürültülü komşudan geldi. Polis ihtiyar adamı önü buldu. Televizyonu hala çalışıyordu. Ancak muhtemelen polis gelmeden birkaç saat önce öldü. Arayan kontrol edildi ve raporlandı. Olay başarıyla çözüldü. Başka ne gelmiş etkinlik olarak? Tamam, başka bir şey gelmemiş. Sevgili dostlar, şu an kameramdan göremiyorsunuz ama Ankara'da 14. günümüzü oynadık. 15. güne geçiş yapıyoruz. 140 bin dolar param var bir polis helikopteri için. Büyük bir polis helikopteri istiyorsak şayet 350 bin dolara ihtiyacımız var. Daha ufak bir polis helikopteri ise 200 bin dolar. Ve itfaiye personellerimizden biri cortu çekmiş. Var var, yedekte personel dolu. Gel. Bak, adamlarda termal görüntüleyici var, drone var. Kaçan şey yapamaz ki. Hayatım, helikopteri almadık. 140 bin dolar param var. Helikopterde 200 bin dolar. Hani ya küçük bir helikopteri alacağım, şu küçük helikopteri 2 kişiliği. Ya da 350 bin dolar biriktirip büyük polis helikopterini alacağım. Ama hangisini alıp almayacağım konusunda pek karar veremedim. De şu polis helikopteri misal şey yapamıyor. Nasıl diyeyim? Kimseyi alıp paketleyemiyor. 300 bin dolarlık daha iyi olur da. 350 bin dolarlık. Yani daha 200 bin dolara ihtiyacım var. Mümkün değil. YouTube'da bölüm kaç? 5 olması lazım. Hatta bu bölümden sonra YouTube'a geçip bir video atalım. YouTube kanalımıza. Bu bölümden sonra değil aslında. Şimdi sallasak iyi olur. 2 dakika bekler misiniz? Bir saniye bekleyin. Sizi bu ekranda bekletiyorum. Farkındayım da saat geç olmuş. Farkında değilim. Saat geç olmuş. Hemen. Bir de spor paylaşalım ana kanala. Hoppa. Geç olmuş dediğim gibi, farkında değilim. Bisiklet alalım küçük alacağımıza. Hayatım, bisikletle ne yapacağız? Buldum bak. Bisikletli polis memurlarına bir de shotgun veririz. Sırtlarında shotgunla dolaşırlar. Nasıl fikir? Shotgun'ı koyar arkaya bisikletle böyle. Dağcı bisikleti gibi. Olay yerine gider. Bence güzel olabilir, bilmiyorum. Tamamdır. Ana kanalda da video paylaşıldı. Live'a video atacağım ya. Live'a da video atacağım bugün. Her şeyi ayarlayacağım bugün. Peki, hemen ekranı verelim. Küçük helikopterle ne yapacağız? Ömrüm lazım. Ya küçük helikopter de küçük dediğim de yani bizim ambulans helikopteri gibi işte. 250 birim hızı var. Olay yerlerine yakın gideriz. Dalarız falan. Tam büyük helikopter ama 350 bin istiyor. 350 bini ben nasıl kasayım? Ya da hadi amacımız polis helikopteri olsun, büyük helikopter. Bak, arama kurtarma helikopteri var. Bu 210 bin dolar. Bisiklet alayım mı? Shotgun artı bisikletle gitsinler ekipler böyle. Dı 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 dı. İyi bakalım, hadi büyük polis helikopterine kasıyorum. Zırhlı araba falan almayacağım. Zırhlı araba çok yavaş çünkü. Zırhlı araba neye gerekecek ya Ankara'da? House bu yıldır oynamadık daha. Oynarız. Tamam hayatım, almadım şeyi falan ya. Tamam. Almadım bisiklet falan. Bak, 140 bin dolar param var. Başla bakalım. Bismillah. Hemen yanan arabayla başladık abi. Ha bismillah. Yani dükkanı açtık, araba yanıyor diye. DLC'ler full. Evet. Tank al. Alayım. Ne yapacağız peki tankı Ankara'da? Oyun bağımlıları. Yapıştır. Şey yapacağız değil mi tanka? Kırmızı ışıkta geçenin üstüne süreceğim. Kesici silah yaralanması. Yürü. Ne yanıyor mutfağında? Nereden arıyorsun?
Tamam. Ne yanıyor mutfağında? Tezgah, kazara, ocağa kumaş düştü. Yangın söndürücü. Yeah. Yeh mi? Okay. Use it to put out the fire. Okay, wait. Yangın söndürücüyü kullanmayı hiç akıl etmedin mi? Gerçekten mi? The fire is gone. Thank you. No problem. Just doing my job. Bye. Çok güzel. Dur. Zaman niye o kadar hızlı? Yürü. Oyun bağımlılarına doğru gitmedi mi? Bir daha mı çıktı aynı etkinlikten? Yan yana iki apartmanda mı oyun bağımlısı vardı? Kavga. Dövüş. Burada sepetlenecek çok adam vardır. Mutlaka çatışma da çıkacak. Abi mutfağında yangın var. Kumaş düştü ocağın üstüne diyor. Yangın söndürücüyle kadın söndürebilecekse ben niye koskoca itfaiyeyi kadının mutfağına doğru getireyim? Fake ihbar daha gelmedi ya. Ama hani gereksiz ihbarlar oluyor. Misal arıyor şey diyor. Karnım ağrıyor ne yapayım? Sıç geçer hani. İçki içmiş akşam hani karnım ağrıyor diyor. E abi içtiğinden. Bak bu iki polis memuru 4 tane silahlı adama hakladıydı. Bunları da indirir herhalde. Köprüde kaza. Yürü bakayım şöyle. İndirebildiniz mi? Orada sepetlenenler olacak illa. Helal lan kendilerine zarar verdirmeden diyecektim. Hepsi perte çıktı abi. Oğlum 4 tane M4'lü shotgunlı adam var yani hakikaten... Bu adamlara karşı bıçak mı çekiyorsunuz ya? Adamın elinde shotgun var ya. Adamın elinde shotgun var abi ya. O shotgunlı adama bıçak çekiyor herif. Ambulansı biraz daha aşağı. Ne zaman oldu soygun? Bir dakika önce. İyi misin? Yoldan kaçtılar. Adres? Filistin sokak mı var lan Ankara'da? Sopa ve bıçakları varmış. Tamam, itfaiyeyle buluruz onları. Eyvallah. Biz buluruz onları. Araç çarpışması. Motor gitse de halleder herhalde araç çarpışmasını ya. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çok iyi. Şuraya bir araç lazım. Tamam. İtfaiyenin drone'u gelirse rahat hallederiz. Haneye tecavüz. Ustam biraz yolu uzatacaksın orada. Yürü buraya. Sevgili Emirhan, oyun... 4 tane falan çağrı var tamam mı? 4 ya da 5 tane. Hep aynı ilerliyor. Hani 4 ya da 5 tane çağrı var hep aynı şeyler geliyor. Hiç farklı şeyler gelmiyor. Hikaye modunu da daha önce defalarca kez oynadık. Bir de hikaye modunda sürdürülebilirlik yok. Devamlılık yok. Araç hırsızlığı. Tut onu. Bir saniye bu arada. Şu arkadaşa kanala ilk 50 yıl bir warband götürdüm. Tamam. Sonraki 50 yılda izlemeye devam et. Trafik kazasına hemen birini gönderelim. Şurada sıkıntı var galiba. Birini daha tıkmamız gerekiyor. Araba full alamıyoruz. Yürüyor. Hello? Kapat ve yeniden ara abi. Yürüyor herif. Rap 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 yürüyor. Hello sir. We got a... Yanlışlıkla aradım diyor. Tamam acil durum yok. Fıtı 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 fıtı. Yan kesici varmış burada. Tamam.
Şurada polis refakati gerekli. Adamı alacağız birazdan. Çöp yangınını da şunu bir tutalım. Ulusal koruma değil de böyle bir iki tane farklı diyalog görmezsem artık zırıldayacağım. Şuraya doğru ilerlesin ekipler. Hemen ambulansı da gönderelim yukarıdan. Kesici silah yaralanması. Yürü. Aynen aynen aynı bölüm, aynı diyaloglar. Sürekli aynı ne yazık ki. O yüzden... Ya bundan sonraki aşamada işte hani sadece Hatun'un dediği gibi... bir şey yapabiliriz işte şu arabayı alacağız falan diye fokuslanabiliriz. Başka bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir de 15-20 günde bir falan... 5 dakika önce bir kaza oldu. Yaralı var mı? Kimse zarar görmedi. Kim sebep oldu? Sarhoş şoför. Trafiği engelleyen araç var mı? Hareket etmiyor. Tamam. Tamam. Acil servis yollayacağız oraya. İtfaiyeyi de yollasak iyi olur. Arabayı çekerler. Köpeğin birini ısırma vakası. Takviye birimler destek olarak çağrılıyor. Aynen. Misal bak 35 bin dolar verip bir tane helikopter çağırabiliyorsun. Günübirlik geliyor bu sana. Günübirlik olarak yardım ediyor. Su bombacısı çağırabiliyorsun misal 50 bin dolara. Yangın çıkmışsa. İtibar karşılığında varsa o an itibar puanın. Ulusal muhafızları çağırabiliyorsun. Şeyle geliyorlar. Kocaman bir zırhlı arabayla geliyorlar. Ekstra ambulans talep edebiliyorsun. Ekstra itfaiye aracı talep edebiliyorsun. Ekstra polis pick-up'ı talep edebiliyorsun. Hani polis memurlarının yetmediği yerde. Öyle. Ki daha önce hiç ihtiyacımız olmadı. Oyunda bütün iller var dostlar. Sarhoş sürücü tarafından kaza geldim. Sen buraya. Bu da aynı anda ilerler diye tahmin ediyorum. Hani sarhoş sürücü tarafından yapılan kazaya önce polis müdahale eder, sonra ambulans müdahale eder. Yol protestocular tarafından engellendi. Şu ambulansları biraz öne alabilir miyim? Şurada protestocuları sepetleriz. Sarhoş sürücü. Tut onu. Sen de bir gelirsen sepetlemeye güzel olur. Sokak işçileri. Şunlar bir sokak işçilerine ceza kesebilir. İyi protestocular... Tam ağzımı açtım. İyi protestocular sıkıntı çıkarmıyor diyecektim. Adres? Mevlana Bulvarı'nda. Sorun ne? Tam olarak ne yapıyor? Beni tehdit ediyor. Geliyorum. Sarhoş olduğu için polisle tehdit etse bile anlayacağını zannetmiyorum. 3 polis lazım oraya bu arada. Hemen trafik kazasına da git. Sen de git oraya. Evsiz adam tutuklanacak büyük ihtimalle. Burada ne var? Sokak içicileri. Sen bunu al. Sen de şu sokak içicilerine doğru git. Yok pardon, uyuşturucu kullanımına. Araç hırsızlığını tut şöyle. Şuraya doğru sen de ilerle. Ambulansı bir kenarda bir yerde bekletelim. Ay 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 ay. If there's any FTO or crew for that gun turn, it gives us experience.
Çok monoton oyun ya. Evet evet. Ne yazık ki çok monoton. Tamam, sokak içicileri burayı hallediyor. Cezaları kesildi. Araç hırsızı yakalandı. Uyuşturucu kullanımına da hemen müdahale edelim. Çok rahat halledeceğiz. Hayatım, bana kafalarına vurup geçiyorum. Hiç şey yapmaya gerek yok. Uğraşmaya gerek yok ya. Arkadaşlar, banyenler yayını izlemeye devam edebiliyor bu arada. Sadece chatte iletişim kuramıyor. Boşverin, iletişim kurmasınlar. Lazım değil. Gerçekten gerek yok yani. Lan mesajın niye silindi lan? Lan. Hani 1,5 yaşında falan çocuk ama lan. Güzel. Bütün her şey pozitifte. Fazla olay olmamış bugün geçen günlere nazaran. 15. günün getirdiği bir şeydi galiba. 178 bin dolar paramız var. Bir gün daha dişimizi sıkarsak bir tane polis helikopteri alabiliriz. Muhtemelen küçük bir polis helikopteri alacağım ve ardından bu seri için final diyeceğim. Çünkü gerçekten çağrılar çok fazla tek düzeye düşmeye başladı ve çok fazla tek düzeye düştüğünden dolayı açıkçası artık beni pek sarmıyor. O yüzden bir gün daha oynayalım, polis helikopterimizi alalım. Hatta ne yapalım biliyor musun? Arabalardan birini satıp polis helikopterini alabilir miyim acaba? Arabaların normali ne kadar? Normal bir polis arabası 50 bin. Tamam. 50 binlik polis arabasını satarsam bu bana 25 bin verir. 200 binlik polis helikopterini alırım. Polis helikopterini de şöyle hemen nişancılığı iyi olan adamlarla yerleştirir. Ellerine M4'leri ve çelik yelekleri verir. Görev sahasına salarım. Şöyle bir polis helikopteri en üstte dursun. Bir tane araba sattık, helikopter aldık. Öyle düşünün. Çağrılar dediğim gibi sevgili dostlar çok fazla tek düzeye düşüyor. Hani sürekli aynı aramaları cevaplamaktan gerçekten sıkıldım. O yüzden 3000 dolar param kalmış zaten. Bu bölüm final bölümü olsun efendim. Polis helikopteriyle beraber Ankara şehrinde bir yargı dağıtalım. Gerçi bu tutuklama işlemi yapamıyor. Yani her yere koşturur ama aile tartışması. Bak mesela aile tartışmasına iki helikopterimi de kaldırsam. Arabayı da götürelim oraya. Belki sepetlemek gerekebilir birilerini. Belki birilerini paketlemek gerekebilir. Evde yangın. Peki. Seni buraya. Başka bir ambulans mı getiriyordum ben buraya? Yaya kazası. Bu buraya. Bu buraya. Şuna da böyle gidelim. 911, what's your emergency? Gene mi ya? Hello? Yürü herif. Yürü herif, gene götüyle arada. Acil durumum yoktu, kaza aramışım. Telefonunu kilitle, görüşürüz. Süratli araç. Muhtemelen ehliyetine el koymayız ama dursun. Sen buraya, sen buraya. Tam yangın söndürülür. Burada ağır yaralıya müdahale edilir. Kalp krizi. Dibinde araç var aslında ama helikopteri hareket ettirmekten keyif alıyorum. Artık şu polis helikopterini hareket ettireceğim sürekli. Nedir olay? Yaya kazası. Araba her türlü bizim ambulanstan erken varır. Ki erken varması önemli, ambulanstakilere zarar vermesinler. Sevgili Panzer, Prime'in avantajıyla ikinci ayında. Abi seviyorsun, uzun zamandır takipçinim demiş. Çok teşekkür ederim Panzer, sağ olasın. Güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Araç yolu engelliyor, yürü. Cinayet. Yuh.
Çok yoğun mesai olduğu söylenemez ya. Hani genel anlamda yavaş geçiyor gibi gün. Çok fazla olay yok gibi. Olay yerinden kaçan şüpheli. Yürü bakalım. İyi misin? İyiyiz. Ne zaman oldu soygun? Birkaç dakika önce. Saldıranlar orada mı? Adres. Sopa ve bıçakları vardı. Abi diyaloglar çok sık tekrar ediyor. Kusacağım artık aynı şeyleri duymaktan. Gerçekten kusacağım aynı şeyleri duymaktan. Birebir bütün diyaloglar aynı. Birebir. Bir tane farklı diyalog ekleyin oyuna ya. Bir tane ya. Saniyesi saniyesine aynı. Kelimesi kelimesine. Şuna bir VIP koruması sağlayalım. Şuraya doğru gel. İtfaiye buraya doğru gelsin. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı. Ambulansı sonra yollayacağım bu ısırma vakasına. Oyuna güncelleme gelmez artık. Bu bir de en yüksek DLC'li hali falan. Bir VIP koruması daha. Oy bebeğim öyle yapalım hayatım. Ya bebeğim serinin sonu demek lazım çünkü dediğim gibi hani özellikle telefonla gelen aramalar hakikaten baksana hiçbir hareketlilik yok. Bu yaklaşık 5. bölüm 5 bölümdür falan böyle aynı çağrıları falan yapıyorlar. Hani bazıları bayağı hareketli. İşte bak misal hiç karşılaşmadık kaç defa oldu. Çağrıların birinde bir tane eleman. Dur şunu cevaplayayım da. Bak mutfağımda yangın var her gün. Nereden arıyorsun? Adres bu. Ne yanıyor? Tost makinem yanıyor. Yangın söndürücüyü kullan. Bak yangın söndürücüsü var. Şimdi şöyle. Misal bir tane çağrı geliyor. Tamam mı? Bu çağrıda diyor ki tamam o yangın söndü onu almaya gerek yok. Bu çağrıda hani hiç ses gelmiyor. Kimse ses vermiyor. Kimse ses vermediği için misal böyle bu götüyle arayan adam gibi değil. Hani nefes alışveriş sesi duyuyorsun sadece. Başka hiçbir şey duymuyorsun. Diyorsun ki hani konuşamayacak durumda mısın? Konuşamıyor musun ya da hani bir sıkıntı mı var? Tuşa bas. İşte canın tehlikediyse iki kere tuşa bas. Sağlık problemin varsa üç kere tuşa bas gibi gibi. Aleykümselam Alparslan hoş geldin. Overlord bu arada spam yapıp duruma vuracağım kafana. Beynini yaracağım ikiye. İmot atıp durma. Oy. Arkadaş vallahi kendimi ilkokul öğretmeni gibi hissediyorum ya. Onu öyle yapma. Arkadaşının saçını çekme. Çete zurna atma. Yüzlerce kez varbant yazma. Helikopteri kullanacak bir şey de olmadı ki. Bomba tehdidi. Lütfen buna helikopterle gidelim bari. Belki bir karizmatik olur, belki bir şey olur. Erdemdir, bir de öyle bak. Ben almayayım canım, teşekkür ederim. Aha buldum lan canımı sıkanlara. Bak. Aynı derecede karşılık vereceğim. Yarın okullar açılıyor. Hadi bakayım. Varbant ha? Okul kartını oynuyorum ben de. Hem de yarın. Belki de ilk günden ödev verirler ha? 911, what's your emergency? There's this homeless guy
guy bothering me. Bak birebir aynı, birebir aynı. Sorun ne? Agresif davranıyor. Ekip göndereceğim. Artık diyaloğu ciddiye bile alamıyorum. 4x'te. Etkinlik gelirse dururum. Ters yön sürücüsü. Devam. Nedir olay? Yol öfkesi. Yolladım. Ağaçtaki kedi. Motorlu yakalanan olmadı. Yukarıya polis refakati gerekli. Süratli araç. Dön aşağı. Motor yakalayacak onu. Evet. Bütün her şey bitti. Ve herhangi bir şekilde eksi de yemedik efendim. Çok güzel. Sevgili dostlar, 911 Operatör serisinden şimdilik bu kadar efendim. Oyun gerçekten güzel ama aynı şeyleri çok çok fazla tekrar ediyor. Hani hikaye modu var ama inanın hikaye modunda da gelen çağrılar, gelen görevler aynı. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. 911 Operatör'ünde final bölümüydü efendim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.